Mısır Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağını kaçırarak Güney Kıbrıs'a indiren Seyfettin Mustafa adlı kişinin gözaltı süresi çıkarıldığı mahkeme tarafından 8 gün daha uzatıldı. Sorgusu devam eden 59 yaşındaki Seyfettin Mustafa, zorla alıkoyma ve hava korsanlığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Söz konusu kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu da belirtiliyor. Güney Kıbrıs'ta yetkililer kaçırılan uçağın bir terör eylemi olmadığını belirtmişti. Uçakta 23 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 81 yolcu bulunuyordu. Uçak bir günlük aranın ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geri döndü.